Metropol'den merhaba. Minyatür trenlerin muhteşem dünyasıyla başlıyoruz. Sevgili seyirciler, Cem Akar'la birlikteyiz. İnanılmaz ayrıntılı, el emeği göz nuru bir diaroma. Bize anlatır mısınız macerasını? Müthiş bir şey. Dioramamız 16 aylık bir emek sonucunda sadece hobi amaçlı olarak yapıldı. Fakat göğsümüzü kabartan bir başarı olarak Hollanda'da yapılan bir yarışmada 32 ülkenin arasında birinci seçilerek 300 bin oy ile göğsümüzü kabarttı. Böyle bir başarıyı hak ettiğimize inanıyorum. Kurgu 4 kişi tarafından ortaya konulmuştur. Sadece hobi amaçlıdır, bir kez daha üstüne özellikle ifade ediyorum. 1980 yılının Selçuk kasabasını ve yöreyi tasvir etmektedir. 5 tane ayrı ülke bölgeden oluşuyor. Birinci bölgesi Efes, antik kenti. İkincisi Selçuk kasabasının 1980'lerdeki hali, fakat doku halihazırda günümüzde de çok fazla bozulmuş değildir. Ama buharlı trenler günümüzde bulunmadığı için ancak 80'ler yılında tasvir edebiliyoruz. Kurgunun ilerisinde küçük boş olan bir bölge içerisinde Antalya'daki Köprülü Kanyonu. Yöreye ait olmasa da alanı değerlendirmek ve vurgulamak açısından kullandık. Ve daha ileride de Meryem Ana Kilisesi'nin bulunduğu alan yer alıyor. Biraz yarışmadan bahsedebilir miyiz? Oraya gittiniz yarışmak için. Ne tür tepkiler aldı? İnsanlar nasıl tepki gösterdiler? Bu 32-33 ülke arasında yapılan bir yarışma. Yaklaşık olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, belli bir zaman geçmesinden sonra, toplanma süresinden sonra yapılıyor. İlk defa katıldık buna. Çok olumlu tepkiler aldık. Zaten bu internette resimleri ilk yayıldığı zaman, yayınlandığı anda ses getirdi ve yarışma heyeti tarafından özel davetli olarak davet edildik. Ödülü aldığımız için de çok gururluyuz. İnsanlar izlerken o kadar ayrıntılı ve ince detaylar var ki hepsini görebiliyorlar mı? Mümkün değil, çünkü kurgu aslında başında çok yakın bir alan içerisinde takip edilmek için yapıldı. Ama araya mecburen bariyer konulmak durumunda, belli bir mesafeden bakılmak durumunda. O zaman da küçük detaylar kayboluyor. Ama kurguyu koruma açısından bariyerlerin olması gerekiyor. Siz burada bulunuyorsunuz, Rahmi Koç Müzesi'nde bir süredir sergileniyor ve insanlara da birebir anlatıyorsunuz. Ne tür tepkiler aldınız, neler söylediler? Özellikle ilgilendikleri belirli bir bölüm var mı? Takıldıkları bölümler var mı? Türk insanının hayatında benim izlenimime göre tren apayrı bir yer tutuyor. Gençler hiç görmedikleri için ilgisini çekiyor. Yaşlılar ise muhakkak o trenden bir yolculukları var. Bir yolculuk yapmışlar. Eskiden bunu kullanmışlar ve çok hoşlarına gidiyor. Çok beğeniyorlar ve çok güzel olumlu işler alıyoruz. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu muhteşem bir şey. 16 ay sürdü yapımı ve şimdi bu bitti. Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Devam edecek misiniz? Muhteşem bir grup oluşturmuşsunuz siz. Bundan sonraki yapmak istediğimiz, aslında bizim için burası bitmiş gibi bir olay. Çünkü gerçekleştirdik, başarıya ulaştık. Abdurrahman ustamızın derin katkılarıyla. Ve bundan sonra bundan değil, Mardin'in Maden ilçesini modellemek için uğraşıyoruz. Fakat bir süreç alacaktır. O süreç içerisinde bu kurguyla tekrardan diğer yarışmalara katılmayı düşünüyoruz.
Minyatür trenlerin muhteşem dünyası 2 Haziran'a kadar Rahmi Koç Müzesi'nde. Metropol devam ediyor.